Arkadaşlar merhabalar size güzel geometri denemeleri çözeceğim hemen hedefimi burada söyleyeyim e, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ben 3D yayınlarının denemelerini çözdüm biliyorsunuz bütün TYT AYT'lerinin ve orada gerçekten geometri sorularının tamamına yakını güzel yeni nesil sorulardan oluşuyordu ama Bunlara bir ek yapmak istiyorum. Klasik modelde sorular da göstermek istiyorum. Çünkü kanalı takip eden öğrencilerimizin çoğu gerçekten güzel hedeflere sahipler. Hiç işimizi şansa bırakmayalım arkadaşlar. Güzel netler yapmak için riske atmadan her şeyi görerek sınavda karşımıza ne gelirse gelsin yapabileceğiniz şekilde sorular seçmeye çalıştım. O yüzden yeni nesil kısmını 3D ile hallettim. Oradan denemeleri alarak çözerek ve izleyerek halledebilirsiniz. Bunları da görelim, hiç açık nokta bırakmayalım. Sınava girdiğimiz gün vicdanımız, aklımız, kalbimiz, her şey rahat olsun arkadaşlar. Elimizden geleni yapmış olmanın verdiği rahatlıkla soruları güzel güzel çözelim. Sonrasında da inşallah mutlu olalım istiyorum. Bunların pdf'lerini e, vivakitap.net ile paylaştım. Oradan arkadaşlar isterseniz Türkiye'nin her yerine kargolatıp alabilirsiniz. E, i̇sterseniz de gün gün zaten e, pdf'leri paylaşacağım ben. O şekilde de indirebilirsiniz. Toplu ben indireyim, çözeyim isteyenler Viva'dan. Normal tek tek günü gününe isteyenler de her gün yayınladığımda bu videoları siz de böylece çözüme ulaşabilirsiniz. PDF'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin soruya başlayalım. ABC'de bir paralel kenar. EGB bir üçgen. EC, CB AGF'de EFC'nin iki katı. AG bölü GB oranı kaçtır? Hemen şunu da vurgulayayım. Soruları seçerken arkadaşlar temel geometri yorumlarına odaklandım. O yüzden lütfen çok dikkatlice izleyin ben çözüm yaparken. Şimdi bir kere benzerlik oranı arkadaşlar 1 bölü 2. Alan muhabbeti olduğu için soruda alanlar oranı benzerlik oranının karesi diyeceğiz. 1 bölü 4 olacak. Ben buraya S dersem EGB üçgeninin tamamına 4S demek için buraya 3S kalır. Sonra ne demiş? şu alan bu alanın 2 katı. O zaman buraya da 2s yazalım arkadaşlar. A, e, bir de tabanlarda da ne diyeceğiz? Benzerlik oranı 1/2 olduğu için a'ya 2a. Şimdi gelelim burada yeni yorumumuza. 2s ve 3s durumu. Bakın şimdi bunlar arkadaşlar birer yamuk. Yamukta alanlar oranı tabanlar toplamı oranına eşittir. Ben buraya x dersem Karşılık kenarlar eşit olduğu için paralel kenarda a artı x derim. O zaman 2s'in 3s'e oranı a artı x artı x'in 3 a'ya oranı olur arkadaşlar. Çünkü yamukların ikisinin de gördüğünüz gibi yükseklikleri aynı. Doğal olarak tabanları toplamına kalacak iş. Şimdi s'ler gitti, 3'ler gitti. Buradan 2a eşittir a artı 2x geldi. A arkadaşlar 2x oldu. Bizden ne istiyordu? AG'nin GB oranı. O zaman A gördüğüm yere ben 2x yazarsam, tabii ki burası artık 4x oldu. AGx, GB'de 4x. Cevabımız böylece 1 bölü 4 olmuş oldu ilk soruda. Güzel bir analitik sorusu yapacağız şimdi sizinle. Dik koordinat düzleminde AOB bir üçgen. A 0 10 noktası, B 8 2 noktası. Yukarıdaki verilere göre AOB üçgeninin diklik merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Sorular bakın arkadaşlar böyle hani klasik model görünüyor ama hepsinde yorum yapacağız. Ona göre lütfen güzelce çözün, ihmal etmeyin. Sonra benden isteyin. A0, b 8e 2 diklik merkezi demiş. Diklik merkezi arkadaşlar nedir? Yüksekliklerin kesim noktasıdır. Şimdi kesim noktası demek analitik geometride bana şunu hatırlatıyor. Ben kesim noktasını bulurken iki tane doğrunun kesim noktasını buluyorum. Dolayısıyla kesim noktalarını bulurken aslında bana denklemler lazım. O zaman arkadaşlar bakın şimdi yükseklik şöyle yükseklik ve böyle yükseklik. Ben bunlardan herhangi ikisinin üçünün birden bilmeme gerek yok. Çünkü iki tane yüksekliğin geçtiği yerden üçüncüsü zaten geçer. Üçüncünün denklemini bilmeye gerek yok. Doğal olarak ben iki denklemi bulursam bunları kesiştirdiğim an diklik merkezini bulurum. Yapalım o zaman. Kolaydan başlayacağım. Bir kere şu 8'e 2'den geçen bu dik aynı zamanda arkadaşlar x eksenine paralel olduğuna göre bir doğru x eksenine paralelse o y eşittir k şeklinde bir doğrudur. Çünkü bakın buradaki 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 ve buradaki her türlü bu yükseklikler zaten birbirinin aynısı ve bunların hepsinin uzunluğu 2 birim. Doğal olarak bu arkadaşlar y eşittir 2 doğrusu. İlk doğruyu çok kolay bulduk. Gelelim ikinci doğruya. Orada da şundan yararlanacağım arkadaşlar. Şimdi şu OB doğrusunun eğimini biliyorum. 2 birim, 8 birim. Tanjant alfa arkadaşlar kaç geldi? 1 bölü 4. Doğru sağa yatık eğim 1 bölü 4. O zaman bu doğruya dik olan şu A'dan geçen hatta buraya da T noktası diyeyim. AT doğrusu OB'ye dik olduğuna göre bu doğrunun eğimi arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1 olduğu için ne olur? Eksi 4 olur. Böylece eğimi bilinen ve üzerindeki bir noktası bilinen doğru denklemi. Üzerindeki nokta 0'a 10 noktası. 10 eşittir 0 artı neyden? N'ye de arkadaşlar 10 geldi. Artık o zaman doğrulardan bir tanesi y eşittir 2. Öbürü y eşittir eksi 4 x artı 10. Hemen y gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 eşittir eksi 4 x artı 10'dan x buradan arkadaşlar ne gelmiş oldu? 2. O zaman bu kesim noktası gördüğünüz gibi 2 zaten Şöyle bakın bu doğrunun üzerindeki her noktanın ordinatı 2 olduğu için gördüğünüz gibi yüksekliklerin kesim noktasına h dersek 2'ye 2 bulmuş olduk. Geldik 3. soruya. Bir paralel kenarın iki kenarı 3x eksi y artı 4 eşittir 0, x eksi y eksi 5 eşittir 0 doğruların üzerinde ve bu doğruların kesim noktası paralel kenarın köşelerinden biridir. Bu paralel kenarın 3. kenarı x artı ay eksi 7 eşittir 0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre a sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Hemen bakalım. Bir kere e, ben doğrularda şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Doğrularda eğimler önemli. Size muhakkak iki tane doğru verdiği zaman eğimlerini kontrol edin. Y'yi yalnız bıraktığınız zaman burada x'in kat sayısı 3. Burada y'yi yalnız bıraktığınız zaman burada x'in katsayısı 1. Demek ki doğruların eğimleri 3 ve 1 olduğuna göre bu doğruların paralel olma şansı yok. Yani birisi böyle bir doğruyken öbürü de böyle bir doğru olsun. Neden böyle özellikle çizdim? Ne demiş? Bu doğruların kesim noktası paralel kenarın köşelerinden biri. O zaman bunlar paralel kenarın kenarları üzerinde olan doğrular ve hakikaten kendi de demiş. Bakın bu paralel kenarın iki kenarı bu iki doğrunun üzerinde kesişim noktaları da paralel kenarın şöyle bir köşesi. Şimdi üçüncü olan doğru. Üçüncü kenarı taşıyormuş. Üçüncü kenar arkadaşlar şöyle bir rengi değiştirirsek ya bu doğru üzerindedir paralel bir şekilde ya da bu doğru üzerindedir. Ben artık şunu anlıyorum o zaman. Bu çizdiğim iki tane turuncu doğrudan bir tanesi ya 3x eksi y artı 4 eşittir sıfıra paralel veya x eksi y eksi 5 eşittir 0'a paralel. Demek ki şunun eğimini bulursak. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı eksi 1 bölü a oldu değil mi? Her iki tarafı eksi a'ya bölünce. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü a. Neye eşit olmalı? Şu doğrunun eğimine yani onu 3 bulmuştuk. A buradan eksi 1 bölü 3 geldi. Veya ne dedik? Bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü a. Demek ki 1'e de eşit olabilir. O zaman a da buradan eksi 1 olabilir. Eksi 1 ile eksi 1 bölü 3'ün toplamı eksi 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Gelelim bir çember sorusuna. Evet burada bir yorum yapacağım. Bir de şöyle ben soruları çözerken arkadaşlar uzun veya kısa olmasına kesinlikle dikkat etmeyeceğim. Siz isterseniz çözümlerde şöyle de çözülebilir diye belirtin. Ama baştan vurgulayayım uzun çözsem bile orada bir şeye inandığım için çözmüş olacağım. E, vurgulamış olayım. A, B, B, C'ye eşit verilmiş. C, D, B 70 derece. T, P, C alfa nedir diye sormuş. Bakalım burada bir kere bu iki tane eşit kirişi neden vermiş olabilir? Onları anlamaya çalışalım. Sonra bakın burada bir teğet var. Ben teğeti önemsiyorum açılarda çünkü teğet kiriş açı gerçekten önemli bir şey. Bakın ben buradan bir kiriş çizerek şuraya x demek istiyorum. Ben geometri sorularında sorduğundan ziyade verdiklerine daha çok odaklanırım. Çünkü bir şekilde o verdikleriyle olayı halledebiliriz arkadaşlar. Şimdi x dedikten sonra şuraya da bir y diyelim. Bakın y burası 2y. O zaman aynı yay aynı kiriş yine 2y olur. Şurayı şöyle birleştirdiğim zaman Teğet giriş işe yarasın. Teğet giriş neydi? Şu TA yayını görüyordu. Ve TA yayı bu teğet girişin iki katıydı. Bu yüzden burası yine X olacak arkadaşlar. 2Y olduğu için karşısındaki çevre açıda burası yine Y olacaktır. Şimdi dikkat. Y, X, 2 iç bir dıştan dolayı burası da X artı Y geldi. Gördünüz mü? Ve X artı Y, X artı Y demek ki Bunlar ikiz kenar üçgen. Zaten x artı y dediğim 70. Burası da 70 oldu. Alfa 40 oldu. E şıkkı oldu. Aynı zamanda bu soruda bir ikiz kenar üçgen de yakalamış olduk. Lazım olsa böyle uzunluk falan filan onu da kullanırdık yani. Burada da bir koni verilmiş. Açık hali ve kapalı hali. Hemen şunu hatırlatmam gerekiyor. Koni de arkadaşlar kapalı haldeki şu alfa açısıyla açınımdaki şu teta açısı diyelim bunların birbiriyle alakası yok. Denk gelebilir. Eşit gelebilirler ama sakın onların birbiriyle bir bağlantısı olduğunu düşünmeyin. Normalde buradaki e, alfa alfa ikizkenar bir üçgenin tepe açısıyken iken teta arkadaşlar nasıldı? Teta bölü 360 eşittir. R bölü L yani taban dairesinin yarıçapına R edersek, ana doğruya L edersek bunların arasında böyle bir ilişki vardı. Buna göre o zaman bana APA üssünü 120 derece vermiş. Demek ki burada açılımdaki bu açı 120 bölü 360 eşittir R bölü L. Yani taban dairesinin yarı R buraya L dersem. Bunların oranı 1 bölü 3 geldi. Şimdi buradaki şu AA üssü nedir, nedir arkadaşlar? Taban dairesinin çevresidir. Taban dairesinin çevresinde bir cd uzunluğu verilmiş. Normalde orası 2 pi r alfa bölü 360'a eşit buradan bakarsak. Ama buradan bakarsak bunun yarıçapı l olduğu için 2 pi l alfa bölü 360'a eşit. Sonuçta APA da bir daire dilimi. Buna göre pi'ler e, gitti. 360'lar gitti. Demin ne demiştik? L arkadaşlar R'nin 3 katı bakın buradaki bilgiden dolayı. Hemen onun yerine de 3R yazarsak R'ler gider. 2'ler de gider. Ee, şurada 2 pi alfa bölü 360'daki 25 dereceyi unutmuşum pardon. Çünkü bakın 25 derecelik bir daire dilimi. PCD yayı 25'e eklediğimiz zaman 3 çarpı 25 75. Alfa arkadaşlar 75 derece olmuş oldu. Bu şekilde bir koni bilgisini de hatırlatmış olayım size önemli çünkü geldim bu soruya. ABC bir üçgen, AEC eşkenar üçgen, BE 4 santim, ED 3 santim, AEC'nin çevresi nedir diye sorulmuş. Şimdi bir kere burada soruda önemli bir yorum yapacağız. Zorlandığınızı da düşünürüm açıkçası bu soruda bir noktaya takılmış olabilirsiniz. Onu açacağız ama sorunun ilk kısmında ta böyle ÖSYM de bunu yapar bakın. Çok basit bilgileri çok iyi yerleştirir sorulara. Normalde herkes bunu bilir değil mi? Konuyu anlatırken benzerliğini ilk kısmında anlatırız. İşte burası alfa alfa deriz. Zaten ortak açı olduğu için burası betadır. İki açısı eşit olan iki üçgenin üçüncü açıları da eşit olur. Harflendirirsek bu sorudaki gibi A, B, ee, burada ADC üçgeni ile ABC üçgeni benzer olur derdik. Şimdi doğal olarak burada da böyle bir durum var bakın. Alfa alfa. Burası da eşkenardan dolayı 60 derece. Alfa artı 60. Buraya da 120 eksi alfa desek. Şuranın tamamı yine alfa artı 60. 120 eksi alfa oluyor. Sıralı yazmıyorum sadece üçgenleri yazıyorum. ABC üçgeni ile işte ADC üçgeni benzer ama benzerlik oranını da bilmiyoruz. Zaten kullanmadığımızda bir bilgi var. AEC üçgeni bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Eşkenar üçgeni o zaman kullanalım. Nasıl kullanalım? Şimdi zaten kenarlar eşit. Sonra şuraya 60 eksi alfa diyeceğim. BAD açısına. Çünkü tamamı oranın 60 derece. Şimdi dikkat. Burası önemli. B açısı da eşkenardan dolayı 60 derece ya. Düz bir bilgi ama önemli bir bilgi. İki iç bir dış. Şuraya siz normalde x deseniz BAE açısına x artı alfa 60'a eşit değil mi? Böylece arkadaşlar x ne geldi? 60 eksi alfa. Güzel. Bakın EAD'yi 60 eksi alfa demiştik zaten. Burası da kendiliğinden 60 eksi alfa geldi. Yani burada bir açı ortaya oldu. 4'ü 3'ü boşu boşuna vermemiş soru. 4'e 3'ü verdiği için bunlar da açı ortaya olduğu için 60 eksi alfa 60 eksi alfa hemen ne deriz parçaların oranı kenarların oranına eşit bu yüzden 3k'ya 4k artık arkadaşlar şimdi küçük üçgende adc üçgeninde 60'ın gördüğü 3k büyük üçgende 60'ın gördüğü 4k benzerlik oranı 3 bölü 4 bunun bana katkısı nedir Küçük üçgende alfanın gördüğüne dc'ye 3t dersek büyük üçgende alfanın gördüğü 4t olur ve eşkenar üçgen ac 4t ise ec de 4t demek ki t buradan neymiş 3 birim t 3 birim olduğuna göre 4t 12 bu 36 geldi bakın bu soru evet biraz böyle eleyici bir soru olur sınavda sorulsa hiç böyle Ezber enteresan bir bilgi kullandık mı? Hayır. Hep yorum yapıyorum bakın. Yani o yüzden klasik soru falan filan diye sakın geçiştirmeyin. Dediğim gibi başladı arkadaşlar. Sonuçta bir hedefim var. Burada ne var, ne yok her şeyi göstermek istiyorum ve zaten biz soruları temel geometrik yorumlarla çözüyoruz. Hep söylediğim bir şey var. 2020'de mesela of çok zordu. Nasıl yapacağız ya? O sensör sorusunda çok tıkandık diyen arkadaşlar orada sonra bir baktı. Aa çok dümdüz bir Pisagor bilgisi varmış. Bildiğimiz iki tane Pisagor'la iş hallediyormuşuz. O yüzden ne kadar çok klasiklere hakimseniz o kadar çok güzel yeni nesillere yorum yapabilirsiniz. Sonuçta bunlar şekil geometrisi aynı zamanda. ABC'de bir dikdörtgen, EB4 birim, DC12 birim, açı ortay verilmiş, FE ile FD dik verilmiş. Burada X'i bulacağız. Hangi konu olursa olsun, hangi soru olursa olsun ben şuna bir dikkat ederim bakın. Bir açı ortay boşu boşuna dikinmez arkadaşlar. Orada ben bir ikiz kenar yorum yaparım. E soru dikdörtgen boş verin önce bir dikdörtgeni. Bakın bu. Yükseklik ve açı ortay aynı doğruysa onu bir ikiz kenara tamamlayıp denemek lazım. Böylece arkadaşlar burada DE ile şuraya da harf vereyim kendim. AP eşit olur hep temel bilgilere odaklanacağız. EF ile FP de yükseklik açı ortaysa aynı zamanda nedir? Kenar ortay ikiz kenar üçgen yorumu bakın. Burada kenarda da göstereyim şu şekilde. Buna göre arkadaşlar dikdörtgenin karşılık kenarları eşit. Buraya x artı 4 diyebiliriz. Sonra şuraya dikkat. Bakın burası kelebek benzerliği görüyor musunuz? O zaman birebir orandan dolayı AP de 4 oldu. Şimdi artık ikiz kenarı kullanma zamanı. X artı 8 ve X artı 8. Dikkat ederseniz soruları çözerken evet X nedir diye bana soruyor ama ben orayla çok ilgilenmeyip şekilde neler verilmiş, bilgiler neler oralara odaklanıyorum ve zaten bulmam gereken yer kendiliğinden geliyor. Bakın burada zaten şu dik üçgende bütün kenarlar x, x artı 8 ve 12. Hemen 12 ölesi ölçgen. 9, 12, 15 ama 9 verince olmuyor. Bir de 5, 12, 13. X'e 5 verirsek 5, 12, 13 oldu. En kötü Pisagor yapar. Yine bulurduk x'i. Bu şekilde bakın bunda getirmiş olduk. Yine bir çember sorusu. ABO O merkezli yarım çemberin çapı. AE, e, eşit. AO 3 cm yani yarı çap 3 cm verilmiş. Paralellik. DB ile CF paralelliği. Buna göre AC kaç santimdir? Ben burada e, hoşuma giden bir yolla yapacağım soruyu. Siz tabii ki farklı bir yol söylerseniz atmamak kaydıyla yorumlarda birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Şimdi bakalım bir nasıl kullanacağız bu paralelliği. Ben şunu göreceğim. Bakın aslında soruda zaten şu E noktasının orta nokta olması ve O noktasının orta nokta olması bana şunu gösterecek. Bir kere iki tane kenar ortayın kesişimi gibi bunlar. EB kenar ortayı. Şimdi benim çizdiğim CO kenar ortayı. Bir de üstüne üstlük. Bu kirişi de çekersem çapı gören çevre açı 90 derece bu arada. Böylece ne olmuş oldu? Hakikaten ABC üçgeninde CO kenar ortay, EB kenar ortay, Ağırlık merkezi iki kenar ortayın kesim noktasıdır. Yarı çap 3 olduğu için burası böyle 1'e 2 olur. Sonra paralel olduğu için, bakın şu açı 90 derece değil mi? Merkezden TT doğru diktir ve yarı çaptır. O zaman C paralellikten dolayı 90 derece olduğu için buraya bir K desem, K, merke K ağırlık merkezinde de açı 90 derece olur. Sonra buraya A derim, buraya da 2A derim, öklit... A çarpı 2A eşittir 4. A buradan e, kök 2 olur. Aynı zamanda benden AC'yi istediği için şuraya X derim. Küçük parçanın e, tamamı yani A çarpı 3A. Burada da X kareye eşit arkadaşlar. Kök 2 çarpı 3 kök 2 öklitten kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. X buradan ne geldi? Kök 6. Benden de isteniyor. Tamamı isteniyor. O zaman iki kök altı olmuş oldu. Bu şekilde bakın bir yorumla yaptım soruyu. Dediğim gibi ben burayı önemsediğim için ve genel bakıyorum. Yani şimdi ben sonuçta sınavda arkadaşlar aynı zamanda karşınıza nasıl yorum nasıl soru gelirse gelsin yapabileceğiniz şekilde yorumları öğretmeye çalışıyorum. O yüzden bu dakikada ne öğrenirsek kardır diye bakmanız gerekiyor. Klasik soracağım dedim ama yine de bir katlama sorusu koydum bir tane. ABC eşkenar üçgeni şeklindeki bir kağıt parçası BAK 10 derece olacak şekilde AK boyunca katlanarak ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre ikinci şekilde KCBx kaç derece olur? Bakalım. Bir kere katlamada kriterimiz nedir? Ben şöyle yaparım. Bir soruda katlama olduğu zaman önce yapabilirsem eski haline getiririm. Yani katlanmış hali eski haline getiririm. Olmazsa Burada katlayarak giderim. Yeter ki ama bir işlem yapın. Çünkü bu görselliği de arttırıyor. Bakın katladığımızda ne değişmez? Uzunluk ve açı değişmez. Aman ona dikkat edelim. AB, AB sonuçta. Açı da değişmez. Yani buradaki açı 10 derece ise KAB açısı da 10 derecedir. Buranın 60 derece olduğunu ne olur ne olmaz unutmayalım. Burayı da 60 görelim. Tamamı 60 derece olduğu için 40 derece olur. Şimdi AB'nin eşitliği e zaten eşkenar üçgen olduğu için AC de AB'ye eşit. Burası da arkadaşlar şöyle olur. Demek ki iki kenar bir üçgen geldi. AB, AC zaten eşit çıktı yine. Bundan dolayı 40 tamam arkadaşlar buranın 70 derece olacak. Doğal olarak x 60 olduğu için x'e de 10 derece kalacak. Geldik son sorumuza. ABC şeklin ABCD şeklinde tabanı kare olan bir dik piramit verilmiş. G1, G2 sırasıyla TAD ve TDC yüzeylerinin ağırlık merkezi olduğuna göre G1, G2 kaç santimdir? Yan yüzeylerin ağırlık merkezi verilmiş. TDC'nin demiş bakın. TBC'nin değil. Ona dikkat edelim. Ee, burada G1, G2'yi nasıl bulacağız? Ben ağırlık merkezi ve benzerlik ilişkisini önemsediğim için sorulara yerleştirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Bu sefer bir piramidin içine yerleştirmiş oldum. Bakın. Şöyle G'den geçecek şekilde TAD üçgeninde buraya K desem TK bir kenar ortaydır ve K orta noktadır değil mi? Şimdi aynı yorumu TDC üçgeninde de yapalım. TG2 buraya da L diyeyim. Aynı şekilde o zaman TDC üçgeninde TL kenar ortay değil mi? E böylece L orta nokta arkadaşlar. Şimdi tepeden baktığımız zaman bu bir kare G e, D, C, A, B karesi. Burası AD'nin orta noktası, burası DC'nin orta noktası L. E Zaten köşegen arkadaşlar 3 kök 2, 3 kök 2 olduğu için 6 birim. Burası da orta tabandan 3 oldu. Demek ki KL uzunluğu bakın burada da göstereyim artık. 3 kök 2, 3 kök 2 köşegen 6 orta tabandan dolayı arkadaşlar... 3 gelecek. Şimdi artık ne işime yaradı bu? Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyor. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyor. 2 tane karşılıklı oran aynıysa kesinlikle tabana paraleldir. Oranlar aynıysa tabana paralel. 2B'nin 3B'ye oranı G1, G2 de 2 olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar ilk denememizi bitirmiş olmamış olmuş olmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane. Evet 10 soru çözmüş olacaktım. Böylece ilk denememizi bitirdik arkadaşlar. Diğer denemeleri de aynı bu şekilde güzel sorularla oluşturarak yeni nesil eski nesil harmanlayıp sizi dediğim gibi sınava iyi bir şekilde hazırlamış olmayı diliyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen bırakmayın arkadaşlar. Hala abone olmamış olan arkadaşlarımız varsa abone olsun ki. Seneye diğer arkadaşlarımıza da ulaşabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.